Ciler güne merhaba da sıcak bir bardak çayımızla birlikte konuğumuzla yerimizi aldık ve birlikteliğimiz sizlerle devam ediyor. Bugün stüdyo konuğumuz Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk. Sayın Aktürk yayınımıza hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Evet öncelikle geçmiş olsun. Evet rahatsız birazcık ama bir var. Çok özür dilerim. Eğer konuşurken bir öksürük falan gelse önce e, Aksaraylı seyircilerimize sonra da şahsımda özür diliyorum. Özellikle de böyle bir programda bizleri konuk ettiğiniz için e, ön, e, Aksaray Belediye TV'de başta Sayın Başkanımız e, Evren Dinçer Beyefendi'ye ve e, bütün çalışanlara ve e, te, televizyon ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bugün inşallah burada... E, Aile ve sosyal aile çalışma ve sosyal hizmetler İl müdürlüğümüzün çalışmalarıyla ilgili e, bilgi paylaşımında bulunalım. Yaptığımız çalışmalarla ilgili vatandaşlarımızı aydınlatalım. E, Bizim için yürekten teşekkür ediyorum. Bu arada e, ekran başında bizleri izleyen tüm Aksaraylı hemşerilerimize e, yürekten saygılar, sevgiler ve muhabbetlerimizi sunuyorum. Peki biz teşekkür ederiz efendim ve bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Sayın Akdürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak toplum yararına gerçekten çok önemli hizmetler veriyorsunuz. Öncelikle biz de toplum olarak aslında bu kurumla ilgili çok az bilgiye sahibiz. Öncelikle bize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün görevleri nelerdir, ne gibi çalışmalar yürütüyor? Bu konuyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapar mısınız? Evet, şimdi... E müdürlüğümüz beş ana başlıkta sayabileceğimiz toplumun dezavantajlı kesimi dediğimiz e, e, vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz Bunlar çocuk e, ana başlık altında toplarsak çocuklar koruma ve bakım altındaki olan çocuklar e, aynı zamanda zorda kalmış kadınlar e, yaşlılarımız yine zorda kalmış kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımız ve yine e, toplumda engelli bireylerimize hizmet vermekteyiz. Bunun dışında da büyük bir şeref ve e, zevkle ve onlara hizmet etmekten onur duyduğumuz şehit yakınları ve gazilerimizle ilgili e, pu çalışmalarımız olmakta. E, bu 5 ana başlıkta il müdürlüğümüz e, 99 memur 188 işçi, 13 tane ektez ücreti toplamda 300 kişiyle hizmet vermekteyiz. Yine bunun dışında kurumumuza bağlı gerek 4 tane özel bakım merkezlerinde, engelli bakım merkezlerinde ve 14 tane de kreşte, yine müdürlüğümüze bağlı kreşlerde toplumuza hizmette sunmaktayız. Evet, Evet. peki Sayın Aktürk, e Beş ana başlıkta e, ulaştığınız dezavantajlı kesimleri de getirdiniz e, kurum olarak. E, evet e, sevgi evleri dışında e, aylık gerçekleşen ödemeler nelerdir? E, aksa aile ve sosyal politikalar Şimdi, İl müdürlüğünde aksa. Evet. Buyurun buyurun. Şimdi biz e, parasal anlamda toplumuza e, çocuklarımız için e, parçalanmış ailelerde çocuklarımız için e, ebeveynlere, anne babalara e, toplamda 307 aileye 291.615 lira para ödüyoruz aylık. Bu e, baremi işte okul öncesine 677 lira, ilk öğretimde 986 lira, orta öğretimde de 1052 lira ücret e, ödüyoruz. Bunun dışında engelli evde bakım yardımı yapılan aile sayımız 2530 aile. Onun içinde 3 milyon 470 bin 855 lira para ödüyoruz aylık. Yani evde ailesine, engellisine bakan ya da yaşlısına bakan bireylere, vatandaşlarımıza kişi başı 1384 lira para ödüyoruz aylık. Ee, onun dışında yine özel bakım merkezlerine e, 1 milyon 85 bin lira gibi aylık ödemede bulunuyoruz. Onu, e, yine e, koruyucu aile yanında bulunan e, çocuklarımız var. O koruyucu ailelerimize de 110 bin lira bir yardımda bulunuyoruz. En son e, doğum yardımını da e, bakanlığımıza, malumunuz e, ödemesi müdürlüğümüze yapılmaktadır. O... Doğum yardımda da yaklaşık 211 bin lira bir yardımda her ay bulunuyoruz. Peki Sayın Atatürk, bu yardımlardan e, yararlanabilmek için hangi şartlarda kurumun kapısını çalmalıyız? Bununla ilgili de bir kısa bilgi Ta verebilir misiniz? Tabii ki şöyle. Şimdi bizim <laughs> e, önce e, sosyoekonomik destek dediğim SET yardım için ailelerin başvurması ya da bu yardımda yararlanması şu şekilde olmakta. Parçalanmış ailede anne ya da baba eğer evde anne ve baba olmazsa evdeki çocukların korunmaya muhtaç duruma düşmemeleri için biz incelemelerimizi yaptıktan sonra o aileye o çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir para ödüyoruz. Yani şöyle diyelim ki bir annesiniz eşiniz ayrıldı ya da o elinde olmayan sebeplerle Vefat etti, aile kaldı. Biz o anda çok ivedi olaraktan bize müracaat edildiğinde ya da ihbarla geldiğinde illa yani kişinin gelip müracaat etmesine ihtiyacımız yok muhtar tarafından ya da mahalleli bir Şehredeki, kişi tarafından bir, çevredeki uyarlı vatandaşlar vatandaşlarımız bizim burada e, böyle bir aile var, böyle bir bayan var, zorda kaldı dediğinde biz çok ivedi olaraktan o kişiyi incelemeye alıyoruz. Onunla ilgili çalışmalarını arkadaşlar yapıyorlar. Sosyal inceleme raporlarını meslek elemanlarımız tuttuktan sonra o aile hemen destek vermeye başlıyoruz. Bu destek e, sıfır yaşından 18 yaşına kadar devam edebiliyor. Evet. Yani şartlar değişmediği sürece eğer gerçekten ihtiyaç sahibi ise 18 yaşına kadar evet. o çocuğa para ödemeye devam ediyoruz. Evet Peki Sayın Aktürk gerçekten çok değerli bilgiler paylaştınız. Aslında sosyal projelere de desteğiniz sürüyor kurum evet. olarak ve Aksaray Belediyesi ile de birçok ortak projede buluşuyorsunuz. Birazcık da bunlara değinebilir miyiz? Aksaray Belediyesi'nde birçok projeyi gerçekten hep birlikte yürütüyoruz. en son işte şehit aileleri, şehit yakınlarıyla ilgili bir projemiz olacak. Yakında hayata geçecek. Evet. İnşallah onlarla ilgili çok güzel bir programlar yapacağız belediye ile birlikte. Onun dışında engellerimizle ilgili çok güzel programımız hem geçmişte hem bugün devam etmekte. Ben burada Sayın Belediye Başkanımız Evren Dinçer Beyefendi'ye sizin şahsınıza teşekkür ediyorum. Gerçekten gerek şehit aileleriyle ilgili olsun, gerekse engellilerle ilgili olsun, gerekse işte huzur evimizdeki kalan yaşlara ilgili olsun. Bizlere çok hem madden hem manen çok büyük destekler vermekte. İnşallah çocuklarımıza da ara ara ziyaret ediyor. Hem Sayın Belediye Başkanımız hem de eşleri Sayın evet. Hanımefendi çocuklarımıza birebir ilgililer. Evlerimizi ziyarete gelirler. Çocuklarla birlikte onları ağırladılar. Onların işte çeşitli hediyelerle her zaman desteklerini devam ettirdiler. Bunun dışında kurumumuzun, belediyemizin yapacağı, yaptığı hizmetlerle ilgili bir talebimiz olduğunda da dediğim gibi yine buradan Sayın Başkanımıza şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyorum. Hemen yani ikinci bir söylemeye gerek kalmadan, hacet kalmadan bütün ihtiyaçlarımız, huzur evimizin ihtiyaçları, engelli rehabilitasyon merkezimizin ihtiyaçları, kadın konuk evimizin ihtiyaçları ya da il müdürlüğümüzün çocuk evlerimizin olduğu yerdeki e, belediye hizmetiyle ilgili ihtiyaçlar noktasında çok duyarlılar. E, gerçekten e, bu e, konudan dolayı başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca dediğim gibi çeşitli programlar yapıyoruz. En İnşallah e, 3 Aralık yakında biliyorsunuz Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir program icra edeceğiz. O programda ee, Belediyemizle birlikte aynı zamanda <laughs> engelli e, STK'larımızın e, katılımıyla e, Aksaray'da belki ilk defa hep birlikte hı hı. E, e, tek bir programla çok güzel bir kutlama programı yapacağız. O programla ilgili çalışmalar son aşamaya geldi. E, i̇nşallah salı günü icraata geçeceğiz. İnşallah Buradan ne yapacağımızı söylemeyelim olacağım, de Tabii olsun. orada herkes gelsin canlı canlı yaşasın. <laughs> Yani engelli bireylerimiz için ne yapsak azdır. Yine ben aklıma gelmişken burada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz engellilerin erişilebilirliğiyle ilgili birçok hizmetler var. Bu konuda gerçekten belediyemizin de hizmetleri yatsınamayacak kadar çok fazla işte ne bileyim ben halk otobüslerinin engelli erişimine uygun olması çok bir e, devrim niteliğinde. Evet. Henüz birçok ilde bu yapılabilmiş değil. Onun dışında e, yine caddelerde ve sokaklarda kaldırımların düşürülmesi ya da kaldırımları engelli, engelli, rampa engelli rampalarının yapılması. Bunlardan dolayı da tekrar belediye başkanım Sayın Öğrençer Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah çok daha iyi hizmetleri el, el birliğiyle hep birlikte... Gere, e, bizim e, hizmet verdiğimiz dezavantajlı kesimlere e, özellikle şehit ailelerimize ve engellilerimize yapmaya devam edeceğiz diyorum. Evet Sayın e, Türk e, biz teşekkür ediyoruz. Ne güzel dile getirdiniz. Şimdi özellikle e, kurum il müdürü olarak e, Üzerinde durmak istediğiniz, hayata geçirmek istediğiniz bir konu var ki Koruyucu Aile Birliği çalışmaları. Evet. Bu konuyla ilgili aslında ayrıca <laughs> özel bir program çıkarmak istediğimizde size iletelim ama bu konuya da değinmeden size veda etmek istemiyoruz. Koruyucu Aile Birliği ile ilgili çalışmalar hakkında neler söylemek istersiniz? Bizi de biraz bilgilendirir misiniz? Koruyucu Aile bizi başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve işte çok değerli Hanımefendinin çok önemsediği aile çalışma sosyal hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendinin de çok önemsediği ve üzerinde durduğu konulardan biri koruyucu aile konusu. Bu koruyucu aile ile ilgili şunu öncelikle söyleyeyim. Aksarayımız Türkiye'de bu konuda e, en başarılı 5 yıldan birisi. Onu söyleyeyim yani e, yerleştirdiğimiz çocuk e, anlamında söylüyorum. O da şöyle ki e, bizim şu anda e, 64 tane çocuğumuz koruyucu ailede. Bu bir yıllık bir istatistik mi yoksa? Yok e, toplamda, toplamda toplamda şöyle ki yani şu anda e, koruyucu aile ile ilgili çalışmalar yaptığımızda Hı illeri sıraladığında biz ilk beşin içerisindeyiz. Evet, nüfus öyle. nüfus ve elimizdeki çocuk sayısına evet. göre. Çünkü hı hı. nüfusla ilgili Tabii, bir olay. Önemli. Şimdi koruyucu ile şu. Biz bizdeki bakım ve devletimizin bakım ve koruması, himayesi altındaki olan çocuklarımızı malumunuz biz çocuk evlerinde misafir ediyoruz. Onların her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ama biz istiyoruz ki bunların aile yanında kalsın, aileyle birlikte büyüsün istiyoruz. Onun için koruyucu aile işte Cumhurbaşkanımız ve eşleri ve bakanımız çok önemsiyor. Çocuğu doğal ortamda yani aile ortamında yetişmesini. Her ne kadar biz hizmet versek ama bir ailenin sevgi, sıcaklığı ve içerideki muhabbetini sağlamak biraz bazen evet, güçlük evet. olabiliyor. Evet. Çünkü çocuklara farklı bir atmosfer. Bu aileleri yaparken dediğim gibi ee, nasıl koruyucu aile olabiliriz yani bizim e, herhangi bir sizde e, koruyucu aile olabilir misiniz evet olabilirsiniz nasıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak işte 25 ile 65 yaş aralığında olmak 25-65 yaş, yaş aralığı aralık olacak evet. onun dışında düzenli bir gelir olacak. Hı -hı. Kişinin evli ya da bekar olması A, çok önemli değil. Ben bunu soracağım. <laughs> evet yok. O zaman 25 ve 65 yani, yaş arasındaki işte bekar her olur, duyarlı birey. birey evet, bir çocuğu koruması altına birey. alabilir. Burada işte dedim mi kriter çocuğun düzenli bir geliri sahibi olur. Evet. Şimdi koruyucu halde olduğunuzda biz sizin gelirinizle birlikte şöyle şunu da yapıyoruz. Biz de destek veriyoruz. Ne güzel. Çocuğun bütün ihtiyaçlarını bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Yani aileyeten eğer istenilmesi durumunda, aile tarafından eğer hı hı. ben e, ücretle istiyorum dediğinde ücretini de ödüyoruz. Yani, yani. ekstradan <laughs> bir yani yaklaşık bir asgari ücret düzeyinde para ödüyoruz her çocuk için evet. ya da çocuğun yaş durumuna göre. Dolayısıyla şunu söyleyeyim aslında çocuğu maddeten biz e, aileye yük etmiyoruz evet, ya da kişiye e, ya da. E, aile demeyelim de bireye Bireyim, e, de, onu evet. koyucu aile olan kişiye e, yük etmiyoruz. <laughs> Sadece ondan şunu istiyoruz. Ona annelik, babalık yapmasını istiyoruz ya da işte Hayır. sahip çıkmasını istiyoruz. Aile ortamında onun sıkıntılarının giderilmesini istiyoruz. Dolayısıyla ben buradan e, televizyonunuz aracılığıyla bütün Aksaray'daki vatandaşlarımızı koruyucu aile olmaya özellikle davet ediyorum sizin aracılığınızla. İnşallah bu koruyucu ailede nüfusumuza göre birinci il olup yürekten bunu istiyorum çünkü çocuklarımız çocuk evlerinden ziyade. Ailenin yanında kalmasını talep ediyoruz. Peki yani. Ak Sayın Aktürk gerçekten e, çok duyarlı bir konuda e, çağrıda bulundunuz. Ben de şöyle bir soruyla kapatayım, sohbetimizi toparlamış olalım. Peki biz e, 25-65 yaş arasında bir birey olarak gerekli şartları sağladık ve koruyucu aile olmak için kuruma geldik. E, çocuk ve koruyucu birey. Nasıl bir bağ ve paylaşımda bulunuyor? Birazcık burayı da anlatır mısınız? <laughs> hani evet. e, ben e, koruyucu e, aile olarak, birey yani olarak geldim. Baş bir çocuğu ki, nasıl e, sahipleniyorum ve onunla neler yapmam gerekiyor? Sonraki o hani aile ortamı sürecinde biraz bize aktarır mısınız? Evet. Şimdi Sayın Derekan, e, siz geldiniz, dediniz ki ben koruyucu aile olmak istiyorum dediniz. Sizin bir tercihiniz olacaktır orada. Öyle şöyle Hı. bir tercihiniz olacaktır. Ya erkek çocuk isteyeceksiniz ya da kız çocuğu Peki, isteyeceksiniz. Yaş, e, şeyi Yaşı da seçeceksiniz. Tercih Diyeceksiniz ediyoruz. ki ben 03 ya da 39 36 artık ne hangi yaş grubunda talep ediyorsunuz Hı -hı. ya da cinsiyet anlamında evet, talep diyorum. ediyorsunuz. Şöyle düzeltme yapalım. Şöyle canlı yayının e, şeyleri bunlar. Evet. Tamam. Kusura bakmayın. Buyurun. Güzelim. Ee, şimdi dediniz ki ben işte 6 yaşında bir kız çocuğu istiyorum dediniz. Hı hı. Biz durumumuza bakarız. 6 yaşında kız çocuğumuz bizim çocuk evlerimizde varsa oradan size bir yardımcı oluruz. Evet. Bunu yaparken tabii ki bu bir süreci var. Yani geldiniz, hadi çocuğu aldınız, gittiniz değil. Hı hı. şimdi biz şöyle onun bir yaklaşık bir 6 haftalık bir inceleme süreci var. Hı hı. O 6 haftalık sürecinde Çocuğun özelliklerini, sizin beklentilerinizi, sizin özelliklerinizi Adapkan karşılaştırıyoruz. Süreci diyelim. Yani uzmanlarımız sizi hı hı. dinliyor. Çocuğun tabi zaten sosyal inceleme raporunda nasıl karakter olduğu her şeyi yazılı Sizi dinliyor. Eğer evinizde çocuk varsa çocuğu dinliyor. Eşinizi hı hı. dinliyor. Herkesi dinledikten sonra bu iş tam onun anlamında olduğunda o zaman diyor ki tamam ve çocukla sizi karşılaştırıyor. Ee, önce sadece karşılaştırıyor. Daha sonraki haftada evinize gönderir. Geçici olarak bir, bir gün kalıyor. Hı hı. Birkaç gün kalıyor daha sonra. Yine çocuğu alıyorsunuz, gezdiriyorsunuz yani hı hı. bir e, 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 onunla sosyal bir hayat yaşıyorsunuz sosyal ortamda. Evet. Dolayısıyla sizin uyum süreciniz tamamlandıktan sonra koruyucu aile olabilir raporunu arkadaşlarımız tutuyor. Rapor tuttuktan sonra e, sayın valimizin onayına sunuyoruz. Valimiz de onayladıktan sonra çocuğu size teslim ediyoruz. Teslim ettikten sonra da evet. uzmanlarımız sürekli çocuklarımızı takip ediyor. Yani ara ara sizi ziyarete Hı -hı. geliyor, çayınızı içiyor, halinizi evet. soruyor. Çocuklarımızın bir e, herhangi bir anormal davranışı var mı ya da e, onların herhangi bir ihtiyaçları var mı? Hep bunları takip ediyoruz. Dolayısıyla yani hemen bu işi yaptık, bitti olmuyor. E, bağımız hiç kopmuyor öyle diyelim. yani Hı. Hatta üniversiteyi bitirinceye kadar, evleninceye kadar e, devletimiz o çocuğumuzu takip ediyor. Peki çok teşekkür ederiz. Düzel İyi verin. ki geldiniz. Çok değerli ben, bilgiler paylaştınız. Evet. E, son olarak eklemek istediğiniz bir şey son var mı? Son olarak şunu söyleyeyim. Tekrar e, böyle bir imkanı verdiğiniz için, Aksaraylı vatandaşlarımıza, il müdürlüğümüzün çalışmalar hakkında bilgi aktarımıza vesile olduğu için e, belediye TV'mize, başta Sayın Başkanımız Evren Dinçer Beyefendi'ye ve TV ekibine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. E, ben ve personelim 7-24 Aksaraylı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. E, Belediyemizde de her zaman birlik beraberlik içerisinde, bütün kesimlere, dezavantajlı kesimlere el birliğiyle yeni projelerle, yeni atılımlarla, yeni çalışmalarla hizmet etmeye devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler güne merhaba da haftanın son iş gününde stüdyo konuğumuz Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk oldu. E, konuğumuza tekrar e, bizimle birlikte olduğu için teşekkür ediyoruz. Evet hayırlı cumalar dileyerek efendim e, iyi hafta sonları e, dileyerek pazartesi sabahı saat 9'da Aksa Belediye TV'de güne merhaba da tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.